Vale olmak için belli kriterler getirilecek. Bu hizmeti vermenin de belli şartları olacak. Valilikte yeni dönem 1 Temmuz 2021'de başlayacak. Hoş geldiniz efendim. İsterseniz biz alabiliriz aracınızı. Her valeye güvenemiyorum. Ücretsiz otopark alanında veya halkın kullanımına açık alanlarda vale hizmeti verilemeyecek. Bazı suçlardan mahkum olanlar da vale olamayacak. Burası mesela vale alanı olabilir mi? Olamaz. Kazaya sebebiyet verir. Arabayı bıraktım. Geldiğinde arabamı aldım ama sonuçta peşinden ceza geldi. Vale sorununa çözüm için İçişleri Bakanlığı harekete geçti. Yeni bir yönetmelik hazırladı. Düzenleme 1 Temmuz 2021'de yürürlüğe girecek. Buna göre belirli bir hizmet bedeli olacak. Bu tarifenin dışına çıkılamayacak. Hizmet sırasında araca hasar verilirse veya trafik cezası yazılırsa o bedeli de vale işletmesi karşılayacak. Yerinde bu uygulama. İş yeri ruhsatına vale hizmetini işletmeyen firmalar bundan sonra vale hizmeti veremeyecek. Ayrıca müşteriye vale hizmeti almakta zorunlu olmayacak. Ücretsiz otoparkta yer göstermek zorunlu olacak. Sokak arasında ne olduğu belli değil. Adamın arabasına zarar veriyor, çiziyorlar. Valeler mesleki yeterlilik belgesine sahip olacak. Valeye teslim edilen araçlarda en fazla 3 kilometre yarı çap içinde park edilecek. Bizim belirli alanlarımız var oraya yani. Onun dışında başka bir yere park etmiyoruz yani. Düzenleme hayata geçtiğinde her önüne gelen vale olamayacak, vale hizmeti veremeyecek. Devlete karşı suça karışanlar, uyuşturucu ticaretine karışanlar ve cinsel taciz suçuna karışanlar artık vale olamayacak. Her önüne gelen vale olamaz.